Merkez Bankası'ndan başlamak istiyorum. Ağbal'ın çarşamba günü, geçen çarşamba günü yaptığı toplantıyı biraz deşifre ederek başlamamız gerekiyor. Ya, son soracağımı baştan sorayım mı? Sence ne demek istedi? Kimse ne demek istediğini anlamadı Çetin. Yani biz de anlamadık açıkçası ama şu sonucu çıkartabiliriz. Merkez Bankası'nda rezerv kalmadı, para bitti. Bu parayı bir yerden toplamamız gerekiyor. Vatandaşta para çok, bu parayı bir şekilde nasıl alabiliriz toplantısıydı. Tabii hani nasıl alabiliriz'in cevabı bu paraya el koyalım falan şeklinde olacağı kanaatinde değilim. Yani Türkiye öyle ya da böyle dalgalı kura devam edecek. Aynı zamanda işte kura müdahale etmeyeceğiz dedi biliyorsun. Serbest bırakacağız. Çok dalgalanırsa ancak müdahale edebiliriz dedi. Bence zaten Merkez Bankası'nın yapması gereken bir şey bu. Ama şu anda kura müdahale var. Öyle ya da böyle manipüle ederek var. Sözlü manipülasyonla var. Ya da işte arka planda bir takım bir yerlerden gelen bazı paraların kullanılmasıyla var. Tabii bunları tamamen ispatlayamadığımız için net bir şey söyleyemiyoruz şu anda. Ama Naci Ağbal özetle şunu söyledi. Enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonun düşürülmesine bağlı olarak kurda bir gevşeme olacak. Vatandaş kurdan vazgeçecek. Vatandaştan çıkan para da Merkez Bankası rezervlerine girecek dedi. Şimdi burada esas mesele şu. Enflasyon düşer mi? Bu koşullarda imkansız. Kur gevşer mi? Gevşeyebilir. Hani çok zorlarsan, çok basarsan falan filan bir miktar gevşetirsin. 10 kuruş, 20 kuruş ki o kadar gevşetebilirler ancak. Ama her düşüşte vatandaş döviz almaya devam eder. Bu da yine aslında vatandaşın kurdan vazgeçmeyeceğini gösteren şeylerden birisi. Ya da şöyle yorumlayabiliriz Naci Ağbal'ın yorumunu Çetin. Ya biz yarın öbür gün bir işte şoka izin vereceğiz. Kur şokuna izin vereceğiz. Vatandaşı ikna edeceğiz bu manada. Kur çok yükseldiği için tamam artık yükselmez dedikleri noktada da vatandaşı ikna edip elindeki dövizi alacağız da demiş olabilir. Şimdi bunun ne anlama geldiğini aslında önümüzdeki Perşembe günü anlayacağız. Yani faiz kararında anlayacağız 24'ünde. 24'ü Perşembe'ye geliyor değil mi yine? Yanlış söylemedim. Evet, 24'ü. 24'ü. 24 Aralık. 24 Aralık da Perşembe'ye mi denk geliyordu? Perşembe. Tamam. Perşembe günü faiz kararı itibariyle anlayacağız. Yani bir faiz arttırma olacak mı, olmayacak mı? Olursa ne olur, olmazsa ne olur, ne anlama gelir? Biraz daha şifreyi çözmüş olacağız. Şimdi piyasanın da genel beklentisini konuşalım. Abiler yine arka arkaya açıklama yapmaya başladı. Goldman'dan Citi'sine kadar. Bir de en son bugün Deutsche Bank eklendi. Merkez Bankası en az 250 baz puanlık bir faiz arttırmalı falan diye. Abiler kendi merkez bankaları ile bizim Merkez Bankası kadar ilgilenmiyorlardır. Bak ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum sana ya. Harbi diyorum yani. Mesela bir Goldman çıkıp da Fed ile ilgili falan bu şekilde açıklama yapmıyordur. Citi keza. Ya da Deutsche Bank işte Avrupa Merkez Bankası ile ilgili böyle bir beklenti içerisine girmiyordur. Ama buldular şimdi bizimkileri. Gel gel yapıyorlar. Genellikle çitileyecekleri yerler hakkında yorum yaparlar. Yani Citi ve Arjantin 2001 krizi herkes hatırlasın. Tabii tabii. Ya abi düşünsene %15 faiz ortamındayız. Yani Mozambik bile faiz arttırmadı. Bir biz arttırıyoruz şu anda. Hani beklenti şey herhalde. Türkiye ne kadar faiz arttırırsa o kadar çok para çeker. Şunun farkında değiller. Bu faiz arttırımları aslında kırılganlıkların deşifre edilmesi. Kırılgan bir ekonomiye de öyle kolay kolay kimse gelmez. Gelir. Nasıl gelir? Ha kardeşim nasıl olsa burası kırılgan. %15 iken %17 yapalım. %17 iken %20 yapalım. Yine gitmeyelim. Bir de üzerine kur şoku çakalım. Yani 15, 16, 17, 20 o civarlarda bir kur seviyesine gelsin. Biz dolarımızı 10 liradan bozmak yerine, 7 liradan bozmak yerine 20 liradan gelip bozalım. %40'lıkta faiz ortamına girelim. Paramızı %300 değerlendirelim diye düşünen bir kesim bunu şu anda uygulamaya sokmuş durumda. Ve ben sana şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz arttırımları önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nı %40, %50'lik bir faiz ortamına sokabilir. Esas büyük tehlike bu. Yani gıdım gıdım faiz arttırımları olmayacak. Önce gıdım gıdım yani 150, 200, 300, 400 neyse bu tür baz arttırımları söz konusu olacak.
Ama esas büyük arttırım kur şokundan sonra olacak. Şimdi bunu sen City, Goldman, Deutsche, işte Societe General falan fark etmiyor mu sanıyorsun? İşin bilincinde değil mi? Bu adamlar kurt abi ya. Yani mümkün ya. Hani Sadri Alışık diyor ya, bu da mı gol değil diye, adamlar bu ülkenin kalesine kaçıncı gol atıyorlar. Hala gaza geliyor bizimkiler ya, ben buna şaşırıyorum. Acaba tabii, gaza mı geliyorlar Çetin be? Ya benim Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısında mesela kura müdahale etmeyeceğiz dedi ya, onun aslında tersten bir deşifresi var. Yani kura müdahale edecek silahımız yok. Faiz dışındanın Türkçe tercümesiydi o. Yok, dolarlar -55'te 50'de. Şimdi doğru, öyle kritik bir nokta var ki hani şunu düz mantık baktığında biz artık işte dolarım speküle etmeyeceğiz veya dolara müdahale etmeyeceğiz. Dolar düşsün diye dolarla ilgili bir yaptırımda bulunmayacağız derken adama sorarlar. Hadi bulun. Neyle? O yok. Yani çünkü ama bunu yurt içinde o da finans piyasaları dışında herkes yer. Ne yurt içindeki finans piyasaları yer ne yurt dışı yer. Burada baskılayarak eldeki bu dokümanlarla, argümanlarla çok özür dilerim, baskılayarak belki bir faiz artışıyla vesaire şunu yapabilirler. Madem rezervlerdeki doları arttırma derdindeler, pardon düzeltiyorum, rezervlerdeki eksi doları sıfır noktasına getirme derdindeler. Eksi 50'dense arttırmak anlamına gelmiyor. Tabii. Ucuzdan dolar toplayabilir miyiz politikası gibi hissettim ben. Tabii biraz vatandaşı panikletme havası var. İşte bak biz doları bu seviyelerde tutacağız, hatta daha da düşüreceğiz. Bu seviyeleri kaçırmayın havası var, ama şöyle de bir şey var Çetin. Şimdi 231,5 milyar dolara gelmiş bir döviz mevduat hesabı var. Bu da vatandaşların döviz mevduatı. Yani kurumlar mı vatandaş mı daha çok almış diye bakabiliyorsun, biliyorsun. Yani ne kadarını kurumlar almış, ne kadarını gerçek kişiler almış diye baktığın zaman büyük kısmı gerçek kişilerin aldığını görüyorsun zaten. Diğer taraftan hani faiz arttırımlarında yabancı girişini de görüyorsun. Yabancı girişi her hafta Merkez Bankası tarafından açıklanıyor, işte 300 milyon girdi, 500 milyon çıktı falan filan diye. Son 2-3 haftadır 90 milyon, 100 milyon o civarda haftalık yabancı girişleri var. Şimdi ilk duyduğun zaman kulağa çok iyi geliyor, tamam mı? 90 milyon dolar gelse ne olur, gelmese ne olur baba? Yani yabancı %15 ortamında bile Türkiye'ye gelmiyor. 90 geliyorsa 100 gidiyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman senin faiz arttırımların bir işe yaramıyor demektir. Yerliler de yükleniyorlar. 231,5 milyar lira rekor seviyor bu arada. Olan. Ne dedim ben? TL mi dedim? Güzel. Pardon. 231,5 milyar dolar bu rekor seviye ve her hafta artmaya devam ediyor. Demek ki doların geri çekilmesinden millet paniklemiyor. Bunu bir alım fırsatı olarak görüyor. Haksız mı değil abi ya? Yani nasıl haksız olabilir ki? Yani Sayın Cumhurbaşkanı resmen devalüasyon dedi geçtiğimiz gün, biliyorsun. Neye üzülüyorum biliyor musun? Şimdi biz iki gazeteci bir de işte oğlu katalım. Üç tane burka. Öyle çok da alemeciyan değil. Biraz gören, aklı çalışan, karnından konuşmayan üç tane adam. Yıllardır bunu görüp anlatıyoruz da koskoca bir iktidar bunu göremedi demek. Ya da şöyle diyelim, görmezden geldi demek insanın içini acıtıyor. Ya biz bu noktalara gelmeyebilirdik Selçuk ya. Kendimizi yırttık en az 3 yıldır. Yani orada şimdi şurada burada birileri konuşuyor ama bütün bunları 2017'den beri olmasın diye anlata hani şeye benziyor bu. Biz söylüyoruz, inadına yapıyorlar dediğimiz noktaya geliniyor. Biz söylüyoruz, İnadına yapıyorlar dediğimiz noktaya geliyor. Yani abi neyi inatlaşıyorsun? Yani çok böyle bir onur meselesi yapıyorsan kulağına söyleyeyim, sana ait olsun. Yani günün sonunda çünkü biz ödeyeceğiz bunun faturasını. Buna canım yanıyor. Hayır abi, bir de ödüyoruz da bak. Mesela bundan bir sene öncesinde, hadi 2017'yi geçtim. Bundan bir sene öncesinde ne dedik? Doları durdurmak için elinizdeki doları boşa harcamayın dedik. Bir. Aynen. Çok ucuza veriyorsunuz bu doları dedik. İki, bu ucuza alınan dolarlar yurt dışına kaçıyor dedik. Üç,
Yarın öbür gün bu işle baş edemeyeceksiniz. Dolar yine yükselecek. Ve daha da kötüsü böyle devalüasyonist bir etkiyle, kırılmayla karşı karşıya kalacaksınız dedik. 5. Şimdi bütün bunlara rağmen abi 128 milyar dolar harcandı. Yok bizim Merkez Bankamızda bir sorun yok, rezervlerimiz dolu falan dediler. En son Merkez Bankası Başkanı'nı rezervleri niye bitirdin, niye eksiğe düştün diye kovdular. Hazine Maliye Bakanı bu sebeple görevden af istedi falan. Ama abi yani... Ya onu af dediğim mi? Ya bildiğin görevden alındı ya, bunu niye... af istedi, bütün haberleri af istedi diye verdi ya. Ya abi biz işin gırgırındayız, kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum, bizi izleyenler de biliyor da. Ya şunu söyleyeyim, hadi öyle olsun ya, istifa etmiş olsun, görevden af istemiş olsun falan filan. Şimdi olayların perde arkasını anlatmaya kalksak kimsenin oturacak yeri yok burada da. Yani ikimizi kastetmiyorum. Bahsettiğimiz kişilerin oturacak yeri kalmaz da boş ver, onlar dedikodu deyip geçiyoruz biz. Yoksa biliyoruz arka planını. Bizim de tanıdıklarımız var. Yani ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne gerek vardı abi 128 milyar doları bitirmeye? Bak bugün senin ihtiyacın var o paraya. Şimdi aynı hatayı yaparak yeniden doğruyu bulmaya çalışıyorsun. İyi de kardeşim, hata yaparak doğruya gitme ihtimali matematiksel bir yanlıştır. Her şey bir tarafa. Yani mantıksal yanlışlığı bir tarafa bıraktım. Matematiksel olarak yanlış yapıyorsun sen. Selçuk, şimdi dur, bunu ekle. Bak Ali isimli izleyicimiz çok güzel bir şey söylemiş. İşi yaptırıma bağlayacaklar diyor. Evet, zaten öyle, onu söylüyoruz. Sadece yaptırma değil bak şimdi. Yaptırıma bağlayacaklar, koronaya bağlayacaklar, koronanın mutasyona uğramasına bağlayacaklar. Ondan sonra Avrupa Birliği yaptırımlarına bağlayacaklar. İşte koronadan dolayı Avrupa ekonomilerinin kapanmasına bağlayacaklar. Bağlıyorlar da işte, korona olmasaydı biz bunları yaşamayacaktık. Nasıl yaşamıyordunuz kardeşim? Nasıl yaşamıyordunuz? Yani benim bir sene önceki, iki sene önceki videolarımı izlesinler, ne demek istediğimiz ortada. Bundan 3 sene önceki üçgenleri izlesinler. Bırak benim videomu ya. 3 sene önce söylemişiz. Sen söylemişsin, ben söylemişim, Mişim, Oğul söylemiş. Birbirimizle bile kavga etmişiz biz bu konularla ilgili, yeri gelmiş. Yani ufacık böyle ufacık noktalarda anlaşamamışız ve kavga etmişiz. Yani tartışmışız, kavga etmişiz derken onu anlatıyorum. Velhasıl abi, şimdi yani nereye bağladığının bir önemi yok. Şimdi ben çocuğu dövdüm. Benim çocuğu dövdüm. Niye dövdün diye sorulmaz. Ulan hayvan, niye çocuğunu dövdün diye sorulur. Yani niye dövdünün hiçbir önemi yok. Tamam mı? Yapılan fiil yanlış. Tamam mı? Yapılan şey yanlış. Bir kadına şiddet uyguladın. Niye uyguladın? Sorusunu sormaya gerek yok. Uyguladın. Hata olan o. Bitti abi. Bitti yani. Şimdi biz burada şeyi tartışıyoruz. Yani niye 128 milyar bitti? Niye bitti? İşte bundan dolayı bitti. Arka arkaya birinin inadı uğruna. İşte son Hazine Maliye Bakanı'nın, bundan önceki Hazine Maliye Bakanı'nın inadı uğruna harcandı. Gönderildi. Ya da istifa etti, gitti. Merkez Bankası da gönderildi. Başkanı. Değişen bir şey var mı abi? Yok. Gelen siyasetçi Merkez Bankası Başkanı'na bakıyorsun. Hala bütün derdi doları baskılamak abi. Hala bak bütün derdi doları baskılamak. Ya bir bırakın şunun peşini artık ya. Ya bir bırakın kurla murla onunla bununla oynamayı da. Memleket işsiz kaynıyor. İntiharlar tekrar patladı. Tarım çökmüş durumda. Çiftçi icralık. Üretim bitmiş. Sanayi bitmiş. Tamam mı?